Herkese yeniden merhaba. Neredeyse 1 milyon yıl oldu ben video çekmeyeli. Cidden video çekmeyi, Instagram'a girmeyi o kadar çok özlüyorum ki. Ama düğüne son 39 gün kaldı. Ve evet, gün sayıyorum. O yüzden her şey birbirine girmiş durumda. Biz daha gün almadık. Şu an sağlık raporunu halletmeye çalışıyoruz. Hala çeyizim eksik. Çeyizim gitmedi. Evde eksikler var. Yani tam bir karmaşa içerisindeyim. Ama kitap alışverişi olmazsa olmaz ve Eylül ayının kitap alışverişiyle karşınızdayım. Öncesinde D&R'den iki tane kitap aldım. Onları göstermek istiyorum. Bazı kitapları 14.90'a indirmişler. Bu ay 9.90 yapmamışlar. Binbir Gece Masalları'nın birinci ve ikinci cildini aldım. İkisini toplam 28.90'a. Çok fazla okumak istiyordum. Tabii ters gösterdim galiba. Neyse, çok fazla okumak istiyordum. Gerçekten çok okumak istiyordum. Biraz okuması zor olacak ve birazcık da kalın, sayfaları ince. Ama başucu kitabı tarzında yapmak istiyorum. Yani böyle ara ara okuyacağım. Çok sık böyle alayım bir oturuşta bir şeyim tarzı yapmak istemiyorum. Kalan iki cildi de yakın zamanda mutlaka almak istiyorum. Normalde fiyatları 30 liraymış. 15 lira %50 indirim. Bence gayet iyi. Bu arada mağazalarda bu internetten değil. Nereden aldım? Meydan mağazasından aldım. Bir de bugün kitap alışverişi yaptım. Şöyle bir poşet ve ben bu poşete 65 lira ödedim. Şimdi poşetin içindekileri hepsini size göstereceğim. Öncelikle biliyorsunuz Ejderha Mızrağı serisini toplamaya çalışıyorum. Çok da başarılı olamıyorum ama yaz elevi ejderhalarını buldum. İlk üçlemenin ardından gelen dördüncü kitap diye geçiyor bu. O yüzden bunu hemen aldım. Bunu 5 liraya aldım. Bu arada bunları göstermeye başlamadan önce söyleyeyim. Bu kitapları Üsküdar'dan aldım. Yazacağım zaten altı da kocaman. Çünkü ben burada Üsküdar'da aldım dediğim halde aşağıya mutlaka 5 kişi soruyor bu kitapları nereden aldın diye. Bir sonraki kitabım Pedro Irmağan'ın Kıyısında Oturdum ve Ağladım. Bu kitaplar böyle birazcık eskiler. Bunu da 5 liraya aldım. Bir sürü Paulo Coelho. Nasıl okunu bilmiyorum cidden yazarın adını. Ama Simyacı'nın yazarı benim için. Sonra onun Brida adlı kitabını aldım. Yine 5 liraya. Ve sonra onun Portobello Cadısı adlı kitabını Portobello Cadısı adlı kitabını aldım. Yine 5 liraya. Ve onun 11 dakika kitabını aldım. 5 liraya. Verimek ve Ölmek İstiyor'u geçen ay okudum. Çok sevdim. Simyacı'yı küçükken okuyup çok sevmiştim ve yani şu an 5 liraya bulmuş için bu 4 kitabı da anında aldım. Gerçekten yazarın bütün kitaplarını okumak istiyorum. Her ne kadar ismini söyleyemiyor olsam da hiçbirinin konusunu bilmiyorum. Gerçekten yani yazarın adını gördüğüm gibi hemen kucağıma aldım ve ben bu kitapları almalıyım dedim. Bir sonraki kitabım O Geri Döndü. Hitler bir gün uyanıyor ve kendini 2011 yılında Berlin'in ortasına buluyor ve bir YouTube fenomeni oluyor. Onun hikayesini anlatıyor bu. Çok değişik bir konusu var bence. Film olduğunu biliyorum. O yüzden kitabını aldım. Bitirdikten sonra filmi de izlemek istiyorum. Kitabı 5 liraya aldım. Bir sonraki kitabım Rosie Project. Aslında Rosie Project, Rosie Effect diye geçiyordu. Burada Project yazıyor. Bu İngilizce baskısı. Orada bir tane daha vardı. Onun kapağı farklıydı ama ben bunun kapağını daha çok sevdiğim için bunu aldım. Onun üzerinde de bir tane elma vardı. Üstünde kalp vardı. Neyse şimdi onu geçeyim. Rosie Project Pegasus yayınlarından çevrildi Türkçe'ye. Ama onu hiçbir zaman sahafta bulamıyorum niyeyse. Çok fazla merak ettiğim bir kitaptı. O yüzden İngilizcesini gördüm. İngilizcesini aldım dedim. Bunu da 5 liraya aldım. Sonra Huysuz Fikrin İnanılmaz Maceraları. Huysuz Kitapçı Fikrin İnanılmaz Maceraları pardon. Bunu hediye olarak verdi sahaf. Yani buna para ödemedim. Ki ben bunu zaten internetten almayı planlıyordum. Çok ismi çok fazla ilgimi çeken bir kitaptı. Orada gördüğüm gibi yine alayım dedim. Sonra Bir Deli Evinin hangisi önü? Burası da. Bir Deli Evliliğinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. İsimlerini çok şey yapamıyorum. Çünkü gördüğüm gibi aldım kitapları. Çok kalabalıktı içerisi. Deli gibi böyle bir yoğunluk vardı ve kitaplar çok hızlı bitiyordu. Ben de kapabildiğimi kaptım açıkçası. Bu kitabı da çok fazla merak ettim. Nerede gördüm ben? Eren'in YouTube'unda gördüm büyük ihtimalle ben bunu. Ona bu Türk edebiyatı şeyi vardı. Videoları Çağdaş Türk Edebiyatı'na giriş orada bahsediyordu. O zaman almak istemiştim fakat fiyatı çok fazla gelmişti. Bunu da 10 liraya aldım. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. Normal fiyatı 26,5 liraymış. Bayağı da pahalıymış. Ve son kitabım. Bu alışverişin en baba kitabı. Kendisi 64 lira. Ve ben bu alışverişi 65 lira ödedim. Brandon Sanderson Parıldayan Sözler. Serinin adını bilmiyorum. Fırtına Aşığı Arşivi serisinin ikinci cildi ve şöyle bir kitap yani. Bu ne? 5 kilo resme kaldırmak imkansız. Bu kitap normalde
64 lira. Orada 40 liraydı ama ben buna 20 liraya aldım. Sırf bunu aldığım için de serinin ilk kitabını alacağım. Yakın zamanda bu ay doğum günüm. Hatta şu an doğum günü ve sayılı günler var. Tam tamına 19 gün. Bir sürü doğum günü hediyesi kitap bekliyorum. Ama eminim ki gelmeyecek. Yine de nişanlım bana alacak kitap doğum günü hediyesi olarak. Onun önüne burada videosunu çekerim tabii ki de doğum günü hediyelerim tarzında bir şey. Ama çok da şey değilim yani. Emin değilim gelir mi gelmez mi. Çok fazla uzatmayayım ben. Aldıklarım bunlardı. Binbir Gece Masalları'nın 30 lira. Bunları 65 lira. 95 liralık bir alışveriş. Toplam 12 kitap. Bence gayet iyi. Kötü bir alışveriş değil. Yani ben memnunum yine. Eylül ayında da güzel geçer umarım. Henüz bir kitap bitirmedim. Çünkü çok yoğunum. Ve Game of Thrones okuyorum açıkçası. Okuyamıyorum daha doğrusu. Çünkü çok çok yavaş gidiyor. Sıkıcı olduğundan değil. Çok fazla olay, çok fazla karakter var. Sürekli başa dönüp tekrar okuyorum. O yüzden şu anlık ona yarım bıraktım. Piyon'u okumaya başladım. Piyon'u da bitirmek üzereyim. Onun videosunu da çekebilirim. Şu anda çok konuştum. Ama uzun süre bir video çekmeyince böyle bir sürü şey birlikte sizle paylaşmak istedim. Ama ben uzatmayayım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.